Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Kıymetli izleyicilerimiz, köşemizden hepinize selamlar. Aslında hepimizin fıtrat olarak sahip olduğu, maalesef bazılarımızın ne denli kıymetli bir meziyet olduğunun farkında olamadığı güzel mi güzel bir ahlaktan bahsedeceğiz bu bölümde. Tebessüm. Günlük yaşamlarımızın telaşesine kendimizi kaptırıp da ihmal ettiğimiz, halbuki hatırımıza gelse ve hatta alışkanlık edinsek birçok işimizi son derece kolaylaştıracak bir meziyet. Tek bir kelime dahi etmeden ve hatta ağızlarımızı dahi açmadan, hiçbir zahmet ve masrafa girmeden birçok olumsuz olayı, tartışmayı ve hatta kavgayı sona erdirebilecek bir meziyet. Tebessüm. Tebessüm, yokluğunda keyifleri kaçıran, varlığıyla gönüllerimizde bahar rüzgarları estiren, olmazsa olmaz bir peygamber sünneti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tebessüm sadakadır buyurmaktadır. Ne mutlu bize ki, hediye verecek hiçbir şeyimiz olmasa dahi, gönülden kopup gelen bir tebessüme dahi sevap yazan bir dinin mensubu ve aradan asırlar geçmiş olmasına rağmen halen daha yeryüzündeki en mütebessim çehre olarak hatırlanan bir peygamberin ümmetiyiz. Selam olsun ona. Tebessümün hayatımızdaki etkilerine değinmişken, bu anlamda yazılmış bir esere hep birlikte kulak verelim. Gülümsemeniz iyi niyetinizin habercisidir. Zira hiç kimse gülümseyerek kötülük yapamaz ve size zarar eriştiren bir insanın yüzünde bir tebessüm göremezsiniz. Gülüşünüz onu gören herkesin dünyasını aydınlatır. Düzinelerce asık suratlı, çatık kaşlı insan gören biri için sizin gülümsemeniz bulutlar arasından sızan bir güneş ışığı olacaktır. Özellikle patronunun, öğretmeninin, ailesinin ya da çocuklarının baskısında olan bir kişiye bir gülümseme hiçbir şeyin aslında o kadar da umutsuz olmadığını anlatabilir. Hayatta neşe diye bir şey olduğunu gösterebilir. Kıymetli izleyiciler, bir tebessüm böylesine güzel olaylar zincirlemesine vesile olabilir mi? Tabii ki. Okuyoruz. Hareketler sözcüklerden daha fazla şey ifade eder. Bazen küçük bir tebessüm, gönülden kopup gelen bir gülümseyiş, seni seviyorum, iyi ki varsın, beni mutlu ettin, seni gördüğüme çok sevindim diyebilir. Bir insan hiçbir şey söylemeden tebessümden daha güzel ne yapabilir ki? Peki tebessümün ölçüsü nedir? Tebessüm nasıl olmalıdır? Hep beraber okuyoruz. İçten olmayan bir sırıtıştan mı söz ediyoruz? Hayır. Kimse buna aldanmaz. Biz bunun yapmacık olduğunu bilir ve kınarız. Tebessüm gerçek olmalı. Yürek ısıtan, içten bir gülümsemeden ibaret olmalıdır. Tebessüm üzerine geniş çaplı araştırmalar yapan bir profesör, düşüncelerini şöyle açıklamaktadır. Gülümseyen insanlar, daha iyi öğretmeye, yaşatmaya ve yaşamaya, satış yapmaya ve daha mutlu çocuklar yetiştirmeye yatkındır. Bir gülümsemede azardan çok daha fazla bilgi gizlidir. Cesaret vermenin cezalandırmadan daha etkili bir öğretim aracı olmasının nedeni işte budur. Gülümsemek için görülmek şart mıdır? Görülmeyen bir gülümsemenin bile etkisi çok güçlüdür. Küresel çapta hizmet veren büyük telefon şirketleri, hizmet veya ürünleri telefonla pazarlayanlara yönelik Telefonun Gücü adlı bir programa sahiptirler. Bu program, telefonda konuşurken gülümsemeyi öğretir. Çünkü gülümsemeniz sesinize yansıyacaktır. Bir insanın tebessüm etmesi için şartların mükemmel olması gerekmez. Dünyadaki herkes mutluluğu arar. Bulmanın tek bir yolu vardır, düşünceleri kontrol etmek. Mutluluk dış koşullara değil, iç koşullara bağlıdır. Sizi mutlu ya da mutsuz eden şey neye sahip olduğunuz, kim olduğunuz ya da nerede olduğunuz değildir. Bütün bunlar hakkında sizin ne düşündüğünüzdür. Örneğin, iki insan aynı konumda aynı işi yapıyor olabilir. Her ikisi de aynı miktar para ve saygınlığa sahip olabilir. Buna rağmen biri mutlu, diğeri mutsuz olabilir. Neden? Tabii ki
zihinsel tutumun farklı olması sebebiyle. Çok zor şartlar altında, nice geçimsiz insanlar arasında çalışmasına ve yaşamasına rağmen, yüzünden tebessümü bir an dahi eksik etmeyen altın kalpli nice insanlar bulunmaktadır. Tebessümün parasal bir değeri yoktur, fakat yine de çok büyük bir değere sahiptir. Vereni fakirleştirmez, alanı zenginleştirir. Çok kısa bir an sürebilir, fakat bazen anısı sonsuza kadar canlı kalır. Hiç kimse onsuz yaşayabilecek kadar zengin değildir. Zira varlığı en yoksulu bile zenginleştirir. Evde mutluluk kaynağıdır. İşte, iş ortamında iyi niyete teşvik eder ve dostluğun en iyi simgesidir. Yorgunluğu giderir, umutsuzluğa ışık tutar, üzgünü aydınlatır ve sorunlar için insanın ürettiği en iyi panzehirdir. Fakat aynı zamanda ne alınır, ne dilenilir, ne ödünç istenir, ne de çalınır tebessüm. Çünkü öyle bir şeydir ki gönülden verilmediği sürece hiç kimseye yararı yoktur. Kıymetli izleyiciler, bir insan tebessüm etmenin bu denli kıymetli bir davranış, bu kadar güzel bir ahlak olduğunu bildiği halde, tebessümden mahrum kalmanın tabii ki de bazı nedenleri olabilir. Asık suratlılık hastalığını bir kenara bırakırsak, daha çok diğer nedenler üzerine yoğunlaşırsak, bir insanın tebessüm etmesinin önündeki en büyük engel, dertlerimiz olarak görünse de değildir aslında. Derdin Allah'tan geldiğine yeterince teslimiyet gösterememektir. Zira hiçbirimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadar cefa çekmedik, sıkıntı çekmedik ve eziyete duçar olmadık. Fakat yine de o her zaman en fazla tebessüm edenimiz oldu. Burada bizim düştüğümüz hata, tebessüm ile hüznün sergilenme sahnelerini birbiriyle karıştırmak olur. Zira Hazreti Ali'nin de dediği gibi, müminin tebessümü yüzünde, hüznü kalbindedir. İnsan, tebessüm ile gözyaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtan ibarettir. Düşebileceğimiz bir diğer hata, tebessümü, gülümsemeyi ciddiyetsizlik zannederek kendimizi böylesine güzel bir ahlaktan mahrum bırakmak olur. Zira ünlü düşünürün de söylediği gibi, ciddiyet suratla değil prensiplerle olur. Surattaki ciddiyet suratsızlıktır. Dilerseniz programımızı bizden bir söz ile nihayete erdirelim. Mevlana Hazretleri'nin de dediği gibi, ey sevgili, senden mücevher değil, tebessüm almaya geldim. Ölümsen ölmeye, hayatsan kalmaya geldim, diyoruz. Gönlünüzden huzur, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın diyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.